Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün Kes Kadıkar'ın 3. bölümüne karşınızdayım. Bugün yine güzel şeyler yapacağız ve gördüğünüz gibi 2000 dolarım kaldı sadece. Hemen onu ne yaptım onu anlatacağım. Ve yine tabii ki her bölümde olduğu gibi yine kas açacağız. 15 tane Brow Case ve 15 tane sticker nerede lan? Sticker kapsülünden 21 dolarlık şunu açacağız. Challengers. Ve bugün yapacağımız şeyler ise şöyle envanterde biraz hazırladığım şeyler olacak. Neydi o? Takas kontratlar olacak. Diğer envanterim nerede derseniz de envanterimi sıfırladım. Rulete girdim. Yok. CSGO neydi, kaybettim. Jackpot'ta mı? Yok. Bu aynen, bu başka. Bir de rulette kaybettim var. Rulete tüm itemlerimi yatırdım ve all-in yaptım. Yaklaşık 20 bin coins falan, tickets falan ediyordu burada. Alsam 40 bin alacaktım ama alamadım maalesef. Hemen kasalarımızı açalım, sonra da takas kontratlarımızı yapalım. Brow case açacağım. Bundan belki 1000 dolarlık bir AK çıkartabilirim. Videodan önce parayı ne yaptım diyeceksiniz. Ben aşırı derecede cobblestone kasası açtım. Aşırı ama. Yaklaşık bir 6000 dolarlık cobblestone açtım. Ve diğer parayla da şu güncellemelerden biraz aldım. Şöyle rankımda Eagle oldu. Lem olmuş, pardon. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi bunlar var. Bunları fazla yükselttim mi hatırlamıyorum ama şunu aldım, 4 milyon dolarlık. İyi ki de 2 milyon dolar mı öyle bir şey de. Ondan falan aldım. 2 milyon değil, 2000 dolar. Karıştırıyorum hep. Brow case'leri de açalım, belki onlardan güzel bir şey çıkar. Seri gerçekten güzel gidiyor. Çok kişi beğeniyor. Beğenen herkese de teşekkürler. Bu bölümde 30 like geçerse sevinirim. Oo, P2000. Kaç? Oo, 136 dolar, çok güzel. Takas kontratı yapacağız. Garanti kabustonlu bir şey çıkacak. Kabuston kasasından 10 tane CZ var. Onlardan bir şey çıkacak. %100 oranlı M4A1 Knight çıkacak. Onu da göstereceğim şimdi. Öncelikle şu kasaları açalım. 15 tane de kapsül var. Bu arada aşırı M4A1 oldu bende. O M4A1'leri de kontratta kullanacağız. Hepsini. 3 tane kasamız kaldı. Evet. UMP kötü oluyor ya. Hadi bir tane güzel bir... Oo, bıçak geçti. Oto. Onlarla da kontrat yapabiliriz belki. Stat direksiyon sonuçta. O bir tane daha M4 geldi ve son kasamızı açalım. Belki bundan güzel bir şey çıkar. Evet, 130 dolar faktör nüve. Ama minimal bir çıktı. Bende var onun statleri. Yok, biz ne açıyorduk? Sticker. Bunu hiç açmadım. Şu an ilk defa açacağım. Değerlerini bilmiyorum tam olarak. Oo, iyi bir şey çıktı. 25 dolar. Ben kasayı 21 dolara aldım. Yani 4 dolar kardayız. Bir tane daha açtı. Bundan 6 dolar. Bu fazla kar yaptıran bir şeye benzemiyor. Bunun bir fiyatlarına bakayım, merak ettim. Mesela bu 93 dolar, Titan 80 dolar, Kulut 38, 25, 30, 55, 9, 22. Yani aslında güzel. Kar yapılabilir ama şansınızın biraz yüksek olması lazım. Evet, bana yani benim gibi olmayın. Evet, bundan 15'ten aldım, fazla almadım. O Titan. Tamam, 35 dolar holo olmayana. O 30 dolar mıydı bu? Evet, 30 dolar. Bunlarla jackpot oynarız hatta bir tane de. Kulut. Tamam. Şöyle rul diyelim. O olsa iyiydi. 15 dolar bu da. Güzel, bir tane şöyle 90 dolarlık bir sticker istiyorum. O bu. Evet, buydu herhalde. 9 dolar mı? Saçmalama. Ben de bu diye seviniyordum. 6 dolar ya. Bu fazla kar yaptırmıyor. Aslında kasalar da yaptırmıyor. Bu kaç? 55 dolar. Çok güzel. Bunlarla bir jackpot oynarız. Bu kaç? 6 dolar. Bu kötü. Şöyle güzel bir 90 dolarlık sticker. O bu herhalde. 93 dolar be. İşte bu. Aradığım da o. Bir tane daha sağlam bir şey. Neyse. Bu da 15 dolar. Güzel. Baya para kazandık buradan da. Şimdi ne yapalım? Envanterimize geçmeden önce bir jackpot'a girelim.
Şöyle low'da girelim. En son 300-400 dolar girmişim. %44 oranla kaybetmişim. Sticker'ları bir girelim. Şöyle. Gereksiz sticker'lar. Hatta hepsini gireyim. Şöyle. Sticker, evet şunlar. Bunlar da daha önce açtıklarım galiba. Şu sticker'ı da girdik. Şunu da girdik. Bitti. O bir tane daha varmış. Şöyle güzel bir sticker. Şu en pahalısı. Evet. Bunu girdik. Tamamdır. 345 dolarla start dedik. Biz de ne yapalım? Envanterimizden bir şunun kontratını yapacağız şu an. Artık şansımıza kontrat diyoruz. Bu yapılıyor mu ama? Yapılıyor mudur? Şu an bakıyorum da o cevzeler nerede? Evet, neyse bir şunları yapalım. Bunlardan bayağı var. Full M4 gireceğim bakayım. Acaba M4 mü geliyor? Ben daha önce hiç kontrat yapmadım. Şöyle M4 şu var. Başka tamam bitmiş zaten. Şöyle bundan Brawlcase'den bakalım ne çıkacak. Tam karalayamadım ama olsun. M4 çok geç giriyor, başar. Evet, 106 dolarlık minimal wear çıktı. Kontrat diyelim. Bunlardan yapabiliyoruz. Tamam, şöyle fazla pahalı olmayanlardan yapalım. UMP'yi de koyalım. Şu an oranları falan bilmiyorum. Rastgele yapıyorum. Şöyle. Şunu silelim. Güzel bir şey çıksın. 50 dolarlık bizon çıktı. Çok kötü aslında. Bundan başka yapabiliyor muyuz? Evet, yapabiliyoruz aslında. Bayağı var aslında ha. Evet, P250 ama %20 şansı var onun sadece. Ve 38 dolarlık şey neydi, Chrome 5'ten gelen silah geldi. Bunlardan da yapalım. Şunu girmeyeyim. O çok güzel nedense. Şöyle full kontrat yapacağız bugün. Oha. 85 dolar. Şu UMP'yi de yapayım. Tamam. Bunlardan da yapayım. Bunlardan 1 dolarlık silah geldi. Zaten fazla beklemiyordum. Şu P250'leri, pardon, Satrek olmayanları yapalım. Şu okey dedik ve 10 dolarlık AK geldi. Sadece şu an envanteri küçültüyoruz aslında. Hani fazla kar yaptıran bir şey yapmıyoruz. Ama onları da yapacağız tabii ileriki zamanlarda. Şu an rastgele yapıyoruz sadece. 61 dolar geldi. Çok güzel. Evet, bunları yapmaya gerek yok ya. Yani fazla pahalı bir şey çıkmaz onlardan. Şöyle. Başka şunu da şunu da. Bunların hepsini kullanayım. Ve hadi. Oo, 160 dolarlık şey geldi. Çok güzel. O iyi oldu. Bundan daha çok var. Evet. Şunlardan yeniden yapıyoruz. Bunlardan bayağı vardı. Çünkü bayağı açtım ben. Oo, 61 dolarlık şey çıktı. Güzel. Şunlardan yapabiliyoruz hala. Bayağı var. Aşırı var. Neyse şunu da kullan ya. Şunları da kullandık. Güzel. 13 dolarlık CZ çıktı. Bunlardan yapabiliyor muyuz? Aslında bundan da yapabiliyoruz. Yapsak mı ya? Yapalım. Şöyle en ışıklardan yapayım. Hiç risk atmayalım. Şunu da seçtik. Şunu iptal edelim. Onun yanında şunu seçeyim hadi. Evet. Bundan güzel bir şey çıkacak bence. Kırmızı. Oo, 75 dolar. Güzel. Aslında idare eder. Hiç yoktan iyidir. Şu P90, bunlardan mavilerden bir tane yapacağım. Bunlar hiç kar yaptırmıyor. Gördüğünüz gibi şu an yaklaşık 40 dolar oldu. Evet. 6 dolarlık item geldi. En fazla o da. Evet. Şunlardan yapalım. Bunlar gereksiz itemler bence. Bunların hepsini ben video için hazırladım. Yani çok kasa açtım. Daha doğrusu güzel. Şunlardan yok. Bunlardan yapamıyoruz artık. Şundan dur. Kontrat. Onlar yapılmıyor. Aslında onların gerçekte yapılmıyor mu ya? Hiçbir fikrim yok. Evet, şunlardan yine devam ediyoruz. Bayağı var. Şöyle bakalım. Oo, aşırı var lan. Gördüğünüz gibi. Çünkü ben Star Trek paketini bayağı aldım. 300 tane falan aldım neredeyse. Ondan da 25 dolarlık item çıktı. Şöyle. Oo, bundan yok. Bu şimdikinden mi çıktı lan? Görmedim. Fark etmedim daha doğrusu. Şöyle. Nerede ya Star Trek'ler?
Yok, bana Star Trek şey, bunlardan yapabiliyor muyuz? Güzel. O bunlardan bayağı varmış. Şöyle yapalım bundan da, değil mi? Şöyle güzel bir item. 6 dolarlık şey çıktı. Filter yapalım bir. Bind yok. Nereden yapıyordun? Yani şuradan. Kalite şey olsun. Neydi o? Mor olsun. Ha, şundan olsun işte. Evet, bundan yapalım. Kontrat. What the fuck? Hiç item yok mu? Kontrat. Nereden yapıyorduk? Filtre. Bu mu yoksa ya? Ha, o. Allah Allah. Filter. Şu an anlamadım. Cidden anlamadım. Dur, resetleyelim be. Bunları da resetliyor. Güzel. Ha, onları sildiğimiz için, şunları sildik ya yanlışlıkla. O yüzden çıkmadı. Yeni fark ettim. Evet, kontrat, bir de Star Trek yapalım. Star Trek nerede? Star Trek only. Evet, şöyle kontrat diyelim. Bunların hepsini bitirelim ya bu videoda. Hem çöp item kalmasın fazla. Bu arada item isteyenler yeniden dediğim gibi. Oo, 200 dolar, çok güzel. Yani jackpot oynamıştık, ona bir çek diyelim. İtem isteyenler yorumda belirtebilir. İtem istiyoruz diye. Güzel. Easy win. İşte güzel bir itemler kazandık. Güzel. Yine takas kontrat kişiler geldi. Normal girelim. Yok ya. Low devam edeyim. ADD item diyelim. Şunları gireyim be. Bunları yeni kazandık. Yalnız bunlar en pahalıları değil. Neyse, şimdi girmeyeyim. Kaybetmeyeyim bunları boşuna. Şöyle buna yeniden dönelim. Filtreden nerede ya? Heh. Yo, bu değil. Buradan buy price diyelim. Bunu kaldıralım. Sadece fiyata göre sıralasın. Kontrat diyelim. Bunların hepsini yeniden kontrat yapalım. Az kaldı. Fazla kalmadı. Şöyle. Hadi. Oo, bundan güzel şeyler çıkıyor farkındaysanız. Evet, bu bitti artık. Evet, filtreden bakalım şöyle. Şunu işaretleyelim. Bundan var mı fazla? Stat direkt aslında var, yapabiliriz ama pahalı itemler. Yani kurtaracak mı bilmiyorum. 4 4 5 6 7 8 9 10. Evet, şu an bir şey çıkartamazsak bittik. En az bir 200 dolar item çıkartmamız lazım. Rip yani. Böyle şanssızlıklar olabilir. Sıkıntı yok bunda. Evet. Başka yapacağımız bir şey yok aslında. Şöyle bir tane daha şu son kez jackpot oynayayım. Burada ne kadar büyük oynarsanız aslında o kadar iyi. Çünkü sonuçta burada bir kar yapıyorsunuz. Ben low'da oynuyorum. 1200 dolar girdim şu an bakın. Adamlar en fazla kaç dolar? 500 dolar girebilecek. Yani en fazla olacak şey 1500 dolar olacak. Ve yaklaşık %70 oranım olacak. Ve easy win olacak. Tabi %30 da bir oran. Ama genellikle %70 kazanıyor. Umarım videoda da öyle olur. Ben buradan bayağı bir kar yaptım. Aslında. Ben itemleri aslında şeyde kaybettim. Birkaç tane daha vardı item. Onları da burada ekstrem moduna girdim. Yani ekstremde bayağı kaybettim. Bayağı gaza geldim. 3000 dolar girdim mesela birine. Ve direkt kaybettim nedense. Yaklaşıkta bir en yüksek oran bendeydi. Hadi. Bu arada trade nereden yapacağız diye soranlar olmuştu. Şurada NetApp var. Bunu açmak için herhalde bir şey upgrade falan yapmanız gerekiyor. Burada Unique var, burada BitPlayer var. İşte bu 750 bin 750 dolar pardon. İşte onu alabiliyorsunuz. Ben size item yollayabiliyorum. Evet, şöyle güzel bir güzel 178 oranla yeniden kazandık. Gördüğünüz gibi yeniden iyi itemler kazandık. Güzel. Ben o zaman videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Bu seri devam edecek bayağı. Bayağı bir devam edecek. İzleyen herkese teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.